Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir soru çözeceğim. Bu soru Telegram grubumuzdan geldi. Yine harika bir soru. Hemen çözüme geçeceğim. Lakin öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki YouTube Shorts'ta günlük matematik ve geometri adına paylaşımlar yapıyorum. Bazen yorumlarda görüyorum işte hocam eski nesil soru çözüyorsunuz, yeni nesil ÖSYM böyle sormuyor diyen öğrencilere de tam böyle cevap verilebilecek nitelikte bir soru olduğunu düşünüyorum. Birazdan çözümü anladığınız zaman nasıl bir ek çizimle bu soruyu çözdüğümüzü gördüğünüzde Shorts videolarımı izleyenler hemen anlayacak onlara ne kadar da benzediğini göreceksiniz ki nasıl bir eski nesil soru, nasıl bir güzel yeni nesil soruya uyarlanabiliyor. Önemli olan çizimi görebilmektir arkadaşlar. Hikayeyi zaten anlarsınız. Anladığınız zaman da uygulaması kolay. Önemli olan görüş açısı, size bakış açısı katması. O yönden de güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Haydi bakalım geçelim soruya. Arkadaşlar bakın diyor ki şekildeki dik koordinat düzleminde O, L, K, L ye dikmiş. Tamam. Yani şuranın dik olduğunu zaten eksenlerin dik olduğunu biliyoruz. Devam edelim bakalım. A, B, O, B ye dikmiş. Yani şu da şuraya dik. 30 derecelik açıyı vermiş. O, L, O, B ye eşit. Burada güzel bir bilgimiz var. Şekilde vermemiş. O zaman hemen şekilde göstermek istiyorum. Bakın. O, L dediğimiz, O, B dediğimiz kenara eşitmiş. Devam edelim bakalım. Burada o anında 8 olduğunu vermiş arkadaşlar. Şekilde zaten var. Boyalı bölgelerin alanları toplama. Boyalı bölgelerin alanları toplama. Arkadaşlar efekten biraz çıkmamış ama. Bakın burası ve şurası boyalı. Zaten boyalı bölgelerin diyor. Bir tane bölge yok. iki tane e neresi olabilir başka? Burası olabilir değil mi arkadaşlar? İkisinin toplamı 30'muş. Bize ise A ile K arasındaki uzaklığı soruyor. Yani hemen şu ikisini birleştirecek olursam şu doğru parçasını soruyor. Şimdi bakın burada nasıl bir yöntem izleyeceğiz. Bize şu iki kenarın eşitliğini boşuna vermemiş. Aynı şekilde diklikler varsa hemen bir harflendirme yapalım. Bakın şuraya ben A dersem tamamı 90 derece olduğundan dolayı şuraya 60 eksi A kalacak. Şimdi dikkat bakın şuradaki kenarı da kullanabilmek adına hemen şuradan şöyle bir dik üçgen yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şunun aynısından şuraya çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çizelim bakalım. Bakın zaten bu buna eşit olduğu için tam olarak şu L köşesi B köşesine denk gelecektir. O yüzden şöyle bir dik üçgen oluşacak. O zaman burası da ne olmalı arkadaşlar? A olmalı. Şimdi bakın şurası 90 derece. Tamam mı? Haydi bakalım şuraya da x diyelim. O zaman e, şu alan haliyle buraya taşındığı için artık bana şuradaki üçgenin alanını vermiş oldu 30 olarak. O zaman hemen sinüs alan formülünü kullanalım bakalım. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı x çarpı aradaki açının sinüsü sinüs alan formülünden bu üçgenin alanı 30 olacak. Peki hemen gerekli işlemleri yapalım. 4x kök 3 bölü 2 30sa 2x kök 3 30sa buradan kök 3 bir şey olmalı ki bir rasyonel sayı gelsin 5 kök 3 olmalı ki 10 çarpı 3'ten 30'u versin arkadaşlar tamam x'i bulduk bakın aynı uzunluk buraya eşit olmalı çünkü ben ne yapmıştım bunun aynısını buraya almıştım o zaman hemen şuraya da 5 kökü yazalım bakalım tamam bana arkadaşlar şurayı sormuştu müthiş bir bilgi Bundan sonrası için kosinüs teoremi de yapabilirsiniz ama ben kosinüs teoremi yapmayı pek tercih etmiyorum. Bakın şöyle bir şey yapalım hemen. Şuradan bir dikme. Neden buradan çiziyorum dikmeyi? Bakın 90'ın gördüğü çift bir sayı olsun. Neden çift bir sayı olmasını istiyorum? Çünkü 30'un gördüğü bunun yarısını görecek arkadaşlar. Tam sayılarla uğraşmak istiyorum ben. O zaman şuraya 4'ü yazalım. Bakın 60 derece. 60 derecenin gördüğü ise 4 kök 3 olmak zorunda. E tamamı burada 5 köküçtü. O zaman buraya ne kalacak? kök 3. Hemen Pisagor yapalım bakalım şuradan. Buraya da A diyelim. Zaten bizden istenilen kenarda A oldu. A'nın karesi kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi olacaktır. 16 artı 3'te 19. Karesi 19 olan sayının kendisi de kök 19 olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir zaman başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.